sonuca ulaşmaya çalıştık ama bu mümkün değil. CHP 500 Grup Başkan Yardımcısı Ertuğrul Gülsever, ona ulaşabildi çünkü beraber çalışıyorlar. Ve Kadir Bey bakın şöyle diyor, çok ilginç, çok enteresan. Her sene bu karar, bu tahliye kararı önüme geliyor diyor. Sıkıldım diyor. Yani bu açıkça Kadir Topbaş'ın bu kararı ben vermiyorum. Başka yerden geliyor bu karar, başka yerlerden, başka seviyelerden geliyor demek istiyor açıkça. Ve hatta bana da bir mesaj gönderiyor, selam gönderiyor. Ve diyor ki, ben böyle zor durumlarda kalıyorum, sıkıntıda kalıyorum. Böyle mümkünse çok politika yapmasınlar diyor. Şimdi arkadaşlar, ve dün akşam Kadir Topbaş bir kez daha Sayın Ertuğrul Gülsever'e ben bu direktifi verdim. Artık ben sözümde durmayan bir insan olabilir miyim diye biraz sertçe konuşuyor. Ama arkadaşlar ne oluyorsa bu karar, iptal kararı Bakırköy Kaymakamlığı'na ve karakola intikal etmiyor. Tuhaf bir şey, garip bir şey. Ve onun için polisler dün geldiler ve burada bir özlemler yaptılar, konuştular, bizimle de konuştular. Onlara bu karar iptal edilmiştir emri Sayın Başkan tarafından ulaşmadığı için biz tabii kendimizi güvende de hissedemedik. Ve dün belediye önünde bir protesto gösterisi yaptık biliyorsunuz. Birçoğunuz oradaydınız. Ve bugün de daha önce kararlaştırdığımız gibi kendimizi zincirleyerek burada bu tahliye kararına karşı koymaya ve direnç göstermeye karar verdik. İşte şimdi ben de bu sevgili dernek üyeleriyle birlikte 86 yaşındaki Profesör Coşkun Özdemir kendimi böyle zincirlemek durumunda kaldım. Biraz utanç verici bir şey bu arkadaşlar. Yani Türkiye'de 100 bin kas hastası var. Bu kas hastalarına aralıksız destek veren, hizmet veren, onları yanlışlıklardan, sahte ilaçlardan, sahte tedavilerden, bu çok yaygın. Altır parantez, keşke bunu daha geniş işleyebilsem. Onlardan koruyan bir dernek bu. Anadolu'dan çok sayıda bize talep geliyor. Daha dün bir motorlu engellilikli sandalye, bir sandalye gönderdik. Onlarla devamlı temas halindeyiz. 3000 kadar üyemiz var ama biz 100.000 kas hastasına ulaşmak, onlara yardımcı olmak, destek vermek istiyoruz. Şunu da ilave edeyim. Bakın bu derneği niçin kurmak istedim? Yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da bize benzer derneklerin çalışmalarını gördüm ve çok kıskandım, çok gıpta ettim. Çünkü orada dernekler yönetimle işbirliği halinde o kadar başarılı şeyler yapıyorlar ki hiçbir taşıt aracı onları almamazlık edemiyor. 50 yıl evvel İskandinavya'da bütün taşıt araçlarının bu engelliler için uygun, elverişli olduğunu, kapılarını açıp tekerlekli sandayı işlerine aldığını gördüm. Bütün engelliler eğitim alabiliyorlardı. Hiçbirisi eğitimden yoksul kalmıyorlardı. İstihdam onlar için hemen hemen bütünüyle sağlanabiliyordu. İş hayatına atılıyor, hayatlarını kazanıyorlardı. Bir de sosyal engelli kavramını öğrendim orada. Burada o kadar vaktimiz yok. Benim çok önem verdiğim bir şey. Bir sosyal engelli kavramı var. Arkadaşlar, ulaşılabilirlik, accessibility diye bir kavram Avrupa'da kabul edildi. Bütün dünyada. Ve bizim hükümetimiz de bu uluslararası anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşma şunu zorunlu kılıyor. Şu sorumluluğu getiriyor. Engelli insanlar için bütün binalar, bütün araçlar, bütün tiyatrolar, sinemalar, her şey ulaşılabilir olacaktır. Okullar tabii, üniversiteler. Bizim devletimiz buna imza attı. Ne güzel.
7 yıllık bir süre verildi. Ama o süre 2012 yılında sona erdi ve 3 yıl uzatıldı. Zannediyorum, çok kuvvetle zannediyorum, bu 3 yıllık süre bir kere daha uzatıldı. Çünkü bu erişilebilirlik gerçekleşmedi, başarılamadı. Ve Türkiye böyle bir durumda. Şimdi Türkiye'de 100 bin kas hastasına hizmet veren tek dernek bu. Tek dernek. Ve bu derneği yani yok etmek kadar bir zulüm, bir vicdansızlık olabilir mi arkadaşlar? İnanılmaz bir şey bu. Ve tekrar ediyorum, herhalde bakın bu önemli basın için Topbaş onaylamıyor bunu. Ve her seferinde çünkü iptal ediyor. O halde bu koca başkanı, belediye, büyükşehir belediye başkanını tasdik eden insanlar var. Engelleyen insanlar var. Yani bu da çok şaşılacak bir şey değil bugünün Türkiye'sinde. Hiç de layık olmadıkları halde ellerine bir takım yetkiler geçirmiş olan insanlar var. Ve o yetkiyi bu şekilde kullanıyorlar. Ve bu huzursuzluğu yaratıyorlar. Umarım Sayın Topbaş randevu verir bana ve çalışan arkadaşlarına. Onunla bu yakışıksız olayı enine boyuna tartışır, bir iyi çözüm yolu buluruz ve biz de buradaki çalışmalarımıza devam ederiz arkadaşlar. Söylenecek çok şey var ama ben zannediyorum size birçok şey anlatabildim. Dilerim yine karşılaşırız, çok daha iyi koşullarda bir arada oluruz. Size yapılan, derneğin yardımıyla yapılan bir belgesel filmimiz var. Yapıp Sayın buna öncülük etti. Onu gösteririz. Bakın Anadolu'da biz bu kas hastaları hangi koşullarda yaşıyorlar? Ne kadar büyük yoksulluklar içindeler? Bunları size anlatma ve gösterme fırsatı buluruz. Hepinizi dernek adına selamlıyorum ve bu desteğiniz ve bu büyük desteğinizden, yardımınızdan dolayı dernek adına teşekkürlerimizi şükürler. Kasset bizimdir, bizim olacak. Kasset bizimdir, bizim olacak. Kasset bizimdir, bizim olacak. Hasta hakları, insan hakları. Hasta hakları, insan hakları. Hasta hakları, insan hakları. Hasta hakları, insan hakları. Arkadaşlar, kaç gündür sizleri yoruyoruz. Dostluğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Umarım sizlerle Türkiye'deki tüm kas hastalarını dolaşacak, bir ekip verecek bir sosyal devlete sahip oluruz. Çünkü bizim 110 bin kas hastamız var. Biz asla ulaşamıyoruz. Onlar bize telefonla ulaşmaya çalışıyorlar. Sanmayın ki biz sadece burada 7-5 çalışıyoruz. Gece gündüz arkadaşlarımız telefon başında, doktorlarımızla, nörologlarımızla, uzmanlarımızla, uluslararası hasta örgütleriyle iletişim içinde tek amacımız var. Hastalarımıza güvenebilecekleri bir evleri olduğunu söylemek ve en ufak sorunlarında gönül dostlarımızla, destekçilerimizle onların sorunlarını çözmek. Hala Anadolu'da akıllı sandalyeci olmayan, yerlerde sürünen, engelli tuvaleti olmayan arkadaşlarımız var. Hatta genetik testleri yapılmamış arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz DMD'de bir gelişme olduğu söylendi bir grubunda. Ama biz hala genetik testini yaptıracağımız ciddi düzgün bir adres de bulamadık. Sadece şunu istiyoruz. Bizim hiçbir partiyle ilişkimiz yok. Bizim adımıza yanlış beyanlar veren ve yanlış pankartlar dolaştıran insanlar var. Sayın AKP yöneticileri bize biraz kızmış. Bizim onlarla hiçbir partiyle işimiz yok. Biz dürüst hasta grubuyuz. Ben de 94'te kas hastası olduktan sonra çok zorluk çektim. Şimdi tüm arkadaşlarımıza ablalık yapıyoruz. Ve bize kaç gündür gösterdiğiniz sonsuz destek için teşekkür ederim. Umarım bir gelinlik festivali daha sonra yaparız sizden. Yazılım belgem istiyoruz. Buradan çıkıyoruz.